Kamuda tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu. Resmi gazetede yayınlandı. Kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek. Bakanlıklarda en fazla 3 makam aracı hizmette olacak. Sözleşmesi imzalanmamış tüm mal ve hizmet alımlarıyla yapı ihalelerinde tasarruf hükümlerine uygun olmayanlar iptal edilecek. kamu tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge gece resmi gazetede yayımlandı. Buna göre kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılamayacak. Yıllık ücret ve izin süreleriyle ilgili yıl içinde birikmiş izinlerse 3 yıl içinde kullandırılacak. Memurlara giyecek yardımı aynı olarak devam edecek. Kupon gibi araçlar kullanılamayacak, nakdi ödeme de yapılmayacak. Sözleşmesi imzalanmamış ihaleler gözden geçirilecek. Genelge hükümlerine uygun olmayan ihaleler iptal edilecek. Genelgeden önce başlamış iş ve işlemler için 3 ay içinde yeniden izin alınacak. Personel servislerinin kullanımı ile ilgili ayrıntılar da belli oldu. Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç toplu taşıma olan yerlerde personel hizmeti sona erecek. Hizmet alımı yoluyla sağlanan personel servisi hizmeti ise sözleşme süresi bitene kadar devam edecek. Kamu taşıtları yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülecek. Bu amaçla mevcut araçların tasfiye edilmesi şartıyla elektrikli taşıt satın alınabilecek. Bakanlıklardaki makam hizmetlerinde en fazla 3 araç kullanılabilecek. Cep telefonu hakkı sadece Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organı başkanları, valiler, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerde olacak. Kamu kurumları faaliyetleriyle doğrudan ilgili tanıtımlar hariç basın yayın organlarına ilan ve reklam veremeyecek. Bilet ücretini kurumunun ödediği uçuşlarda kazanılan miller de kamu kuruluşları tarafından kullanılacak.